Kilo vermek denince akla ilk başta diyetler gelir. Diyetler deyince de aç kalmak akıllarda belirir. Ancak kilo vermek için illaki aç kalmak gerekmez. Aç kalmadan klasik diyetlerin haricinde kilo verme yolları da bulunmaktadır. İşte yazın gelmesiyle kilo vermek isteyenlere aç kalmadan uygulayabilecekleri 10 alternatif taktik. Gün içerisinde yediğiniz öğünlerde çeşitlilik sizler için çok daha yararlı olacaktır. Yani sadece karbonhidrat ya da protein ağırlıklı beslenmek yerine tüm besin çeşitlerinin karıştırılması uzmanlara göre daha sağlıklı ve etkilidir. Su kilo vermekte büyük bir yardımcıdır. Bazı insanlar su içmeyi hiç sevmese de kilo vermek isteyen bir insan su ile arasını iyi tutmalıdır. Su sizi ödemlerden kurtarır ve verdiğiniz kiloların farkında olmanızı sağlar. Günde 2-2,5 litre su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Yıllardır diyet yapan pek çok insanın ilk koştuğu şeylerden birisi light veya diyet olarak etiketlenen bazı market ürünleridir. Ancak light peynir, light bisküvit gibi bu ürünlerin sahip olduğu kalori miktarları doğal besinlerden daha az değildir. Yani buradan alacağınız kaloriyi doğal meyve, ev yapımı yoğurt gibi sağlıklı yiyeceklerden almak daha mantıklı olacaktır. Kilo vermek isteyen her insan şekerden uzak durması gerektiğini biliyordur. Uzmanlar da bunu sürekli olarak her yerde söylerler. Bu noktada zayıflamak isteyen bir insan bu tavsiyeleri göz ardı etmemeli ve şekerden gerçekten de uzak durmalıdır. Çünkü şeker sadece kilo aldıran bir besin değil, aynı zamanda vücutta şişkinliğe, ağırlığa, ödeme yol açan da bir besindir. Yani zayıflamak istiyorsanız şekersiz hayata yavaş yavaş adapte olmaya çalışın. Unutmamanız gereken bir şey varsa o da kahvaltının önemi. Uzun zamandır pek çok uzmanın tek bir ağızdan söylediği kahvaltıyı düzgün yapın gerçeği kilo vermede işinize oldukça fazla yarayacaktır. Çünkü düzgün bir kahvaltı yapmak ve kahvaltıyı atlamamak ara ve ana öğünlerde daha tok hissetmenizi ve genel anlamda daha az yemek yemenizi sağlar. Ayrıca güne zinde başlamak için yumurta, süt gibi protein ağırlıklı gıdaları almayı da unutmayın. Ara öğünler zayıflama yolunda en büyük yardımcınızdır. Eğer ara öğünleri yemez ve vücudunuzu aç bırakırsanız vücudunuz yağ depolamaya ve daha yoğun bir açlık hissetmeye başlayacaktır. Ancak siz ara öğünlerde yardımcı besinler tüketirseniz vücudunuz bu yoğun açlığa ve yağ depolama olayına pek de girmeyecektir. Aç kalmadan kilo vermenin altın noktalarından birisi de hareket etmekten geçer. Çünkü zaten yediklerinize dikkat ediyorken biraz daha fazla hareket edip biraz daha fazla kalori yakarsanız bunlar sizlere hep zayıflamaya atılan adımlar olarak geri dönecektir. Yani merdiven çıkmaya, markete gitmeye üşenmeyin. Örneğin köpeğinizi dolaştırmanın sizi zayıflattığını unutmayın. Ağzınıza attığınız her yiyeceğin kalorisini hesaplayabilmeniz mümkün olmayacaktır. Ancak gün içerisinde kaba bir kalori hesabı bile yapmanız sizin daha bilinçli olmanıza yardımcı olur. Yediğiniz ufak kaçamakların ve ana yemeklerin kalorilerini kabaca hesaplayın ve o kalorileri yakmak, eritmek safhasında daha sağlıklı sonuçlar elde edin. Vücudunuz akşamları daha yavaş çalışacaktır. Özellikle akşam 7'den sonra vücudunuz yağ yakımını yavaşlatacağından saat 7'den sonra yiyeceğiniz yemeklere ekstra dikkat etmelisiniz. Bir bardak süt, bir porsiyon meyve tercih edilebilir. Ama tutup gece 12'de kokoreç yemek isterseniz o kilo vermenizde birazcık sıkıntı yaratacaktır. Uzmanlar soğuk duşun insan vücuduna faydalı olduğunu birçok fırsatta dile getiriyor. Soğuk duş vücudumuza faydalı olduğu gibi bir de bizlere kalori verdirmekte. Bunun için 3 dakikalık soğuk duşa girmeniz yeter. Bu işlem size ortalama 40 kalori kaybettirecektir. Yeni açtığımız Bunlar Kaçmaz isimli kanalımızın ilk videosuna karşınızdaki resimden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yeni kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hepinizi ikinci kanalımıza bekliyorum.